Ay çok komik. Egelerde kanalından herkese merhaba değerli dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde ben Mesut Süren'in Virgin Radio'da olan programını dinlerken efsane bir konuya denk geldim. Konu şu: abim ablan sana küçükken ne işkence etti? Ana başlığı bu konunun, tamam mı? Bu arada Mesut Süren'i çok seviyorum. Instagram'dan da takip ediyorum zaten. Her gün, hafta içi her günde muhakkak radyo programını takip etmeye çalışıyorum fırsat buldukça. Ve çok böyle enteresan komik olaylarla karşılaştık. Ve gerçekten de içinde böyle şiddet dolu, şiddet yanlısı böyle psikopat abiler ve ablalar olduğunu gördük. Zaten onlardan kesitler aldık. Birazdan onları da okuyacağız. Ancak benim merak ettiğim şu: bir abla olarak kardeşlerine çok kısa bir şekilde ama nasıl işkenceler yapmış olabilirsin? Çok şey yaptım. Mesela Volkan'la kavga ettim. Sürekli kavga ediyorduk. Üstünde tahta kaşık kırdım. Hıncımı alamadım çünkü. Sinirlendiğimde çok başka bir insan olabiliyorum. Sürekli çocuklara şiddet mi uyguladın yani? Onlar da bana yaptı ama. Mesela Doğukan'a en kötünü yapmış olabiliriz. Babam Doğukan'ı salıncağa bindirme dedi. Düşer dedi. Çok küçüktü. Ben de onu salıncağa bindirdim. Düşürdüm. Kafası yarıldı. Şimdi bunlar doğal şeyler. Hayır, sen birebir olarak, işkence olarak. Mesela arkadaşım bir tanesi yazmış, şöyle demiş: bakın, balık yediğimde su içemezdim, içim yanardı 24 saat. Midene su giderse balık canlanır, çünkü balık suda yaşar derdi. Mesela bak, bu bir işkencedir. Ne? Psikopatça bir işkence, tamam mı? Yok, ben bu kadar bulaşıcı yani, değilim. Düşünsene, küçüksün böyle, salak bir şeysin, 6-7 yaşında yemek yiyorsun falan. Ablan kenardan böyle diyor, işte diyor, balığı yersen içinde canlanır çünkü balıklar suda yaşar. Yemezdim bir daha balık. Ay. Direkt bak, yiyecekler besinden soğutan bir şey. Var mı kardeş sende böyle enteresan yaptığın bir şeyler, korkuttuğun bir şeyler? Mesela ben abim uyurken abimin ayakları acayip kokardı. Alırdım çoraplarını, burnunun ucuna koyar kaçardım. Küçükken benim yaptığım en kötü şeylerden bir tanesi budur. Yok ya, ben o kadar şiddetli şeyler düşündüğümü sanmıyorum. Ben daha çok düşünmekten ziyade direkt böyle vurdulu kırdılı giriyorduk birbirimize. Bana seni sattığımı çözüyordun. Aynen. O yüzden de bunları düşünmeye ihtiyacım olmuyordu. Biz direkt birbirimizle boks yapıyorduk. Ama en çok onlara yaptığım işkence, onların da bana yaptığı işkence. Biz üçümüz de babamızdan çok korkardık. Hala devam ediyor bu. Hep her şeyi, mesela hep bir açıklarını görürdüm. Onlar da benim bir açığımı görürdü. Hep babamı şikayet edeceğim modunda, babamı söyleyeceğim modunda o korkuyla yaşarlardı. Yaşardık ben de. Ve her istediğimi onlara yaptırırdım. Neyse ki sizinkiler masum. Burada çok acayip şeyler var. Mesela Saruhan Oğuzhan adlı bir kullanıcı Mesut Süren'in fotoğrafının altına şöyle bir yorum yapmış: abim bakkala gönderir, git 1 kilo elektrik al gel derdi. Ama flaş insanı gözünüyorum. Bakkala gider, 1 kilo elektrik verir misiniz derdim. Bakkal gülüp elektrik kalmadı diyerek gönderirdi. Sonra abim sırayla manava, fırına, kasaba aynı şekilde gönderir. Döndüğümde de deli gibi gülerdi. Ama ben yıllar sonra anladım elektriğin kilo ile alınmadığını. Yani böyle düşünsene, bir insan bunu neden yapar ya? Bütün mahalleyi yazıyorsun tek tek. Elektrikte elektrik, bir kilo elektrik, bir kilo elektrik. Bence o neden yaptı biliyor musunuz? Düşüncesi bence. Kesin o zamanlar böyle bilgisayar oyunu falan. Evet, oyun vardı, ben oynayayım. Aynen. Rahat rahat diye gitsin da, diye gönderirdim. Ya da abisi eve kazattı. Yok. Hani bakalım, seni dolaş demiştir o zaman. Her geldiğinde. Bak mesela bu çok çok şey bir şey, masum bir şey. Abimle gofret paylaşırdık, gofreti ikiye bölerdi. Büyük olan parçayı ısırarak küçük parçayla eşitlerdi. Yani, eşitlermiş ya gerçekten. Çok adaletli bir davranış. Evet, çünkü sonuçta çocuk, karşındaki adam salak yani, bebek, söylediğin ne olacak ki? Yani büyük olduğunu anlamıyorsun bile yani onun gibi. Sen büyük parçayı dışarı bir tane tokat vurur musun yani? Yani bu durumda Harun en küçük kardeş, ben de en büyük abla olduğum için. Ya ezilen taraf hep bunlar oluyor. Evet, ufaklar ufaklar öyle. Mesela bak, yani şu olayı ben hiç yaşadım mı? Yaşamadım ben mesela. 18 yaşındayım, abim hala yumurtayı kafama vurarak kırıyor. Sen 18 yaşındaki adamın kafasını yumurtaya niye vuruyorsun ki hala? Ay bir de rafadan olduğunu düşünsene. Olmuş. Rafadan oluyor, bakıyor böyle fışık. İğrenç.
Hele bir de o uyum kızla buluşacaksan artık da. Leş gibi kobra. Ablam gözümüze limon damlatırdı. Göz rengini değiştirecekmiş. 3 gün gözümü açamazdım yanardı diyor. Ya nasıl bir manyak bu, nasıl? Bu arada Mesut programda bunların tamamını okumadı biliyor musun? Olabilir. Adam gelen şiddetli cevaplardan dolayı programda konuyu değiştirdi. Ya bir insan kardeşin gözünü nasıl limon sıkar da? 3 gün gözünü açalım. 3 gün gözünü acaba hiç mi vicdan yok? Aysun Berke diye bir tane Instagram kullanıcısı. Allah Allah. Bu arada Mesut'un radyoda şeyi var, böyle bir gülüşü var, acayip gülüyor adam ya. Bir de bir giriş yapıyor. Ben Mesut Süre, Rabarba tarihinin en çok dinlenen döneminde. Şimdi canavar gibi bir sponsoru var. Monster Notebook, İngilizcem var. Ulan ezberlemişim ya, vallahi bile. Mesut, kurban oldum Mesut. Harun akşam o kadar ne yapıyor iş yerindenin örneği? Evet, diyetisyen Neslihan. Ne diyor? İki abim var. Ortanca ile aramızda 8 yaş fark var. Kavga ettiğimizde yere yatırır, kollarımı bağlayıp yüzüme tükürüğünü uzatır, geri çekerdi. Çekmediğine çok oldu. Çok pis. Ben de yeri yatırır dövecek sandım. Aynı benden diyecektim. Ben bunlar işkence ama değil. Bunlar yapıldı. Bu mahallede çok yapılıyordu mesela bizim. Mahallede top oynadığımız zaman böyle... diye şey yapardık, böyle birbirimize tükürük atıyormuş gibi yapardık, atmazdık. Ama yazık, şimdi diyetisyen Neslihan'a da yazık olmuş. Çoğu zaman tükürüğünü geri çekmemiş. Ama oradan da ne olmuş? Diyetisyen olmuş. Yemek yemeye tabii o tükürük anı aklına geldikçe yemekten soğumuştur bence. Bak, ekonomist olacak adamın hali buradan geliyor, tamam mı? Bak buradaki olay çok güzel. Aykut diye bir arkadaşımız yine Mesut'un fotoğrafının altına yorum yapmış. Okula gitmeden önce kumbaraya para biriktirip her gün sayardım paraları. Ama para birimini bilmediğim için bir para, iki para, üç para diye sayıyormuş. Abim de sağ olsun değerli paraları alıp yerlerine değersiz paraları koyardı diyor. Çok iyi. Yani 25 kuruş varsa onu alıyor, içine bir kuruş koyuyor. 1 lira varsa onu alıyor falan. Çok iyi ama. Köşeyi dönmüştür abisi. Büyük ihtimal. Abisi köşeyi dön. Abisi o. Kimdir? Yazık garibim, 10 kuruşlar sayesinde 1 para, 2 para, 3 para. Olabilir vallahi yani. Ama küçükken hepimiz öyle saymıyor muyuz? Düşünsene, ömür boyu para biriktiriyor. Şimdi altına bile kaç param var dediğinde 3 para diyor mesela. Evet. Adam para birimini nereden bilsin bir çeşirden? 1 lira 2 lira verin, koca alacağım. Ay kıyamam, bak bu tam senlik. Bak bunu Mesut programda okuduğunda ben çok gülmüştüm ya. İnşallah ben de çok gülerim okuduğuna. Dinliyorum. Arkadaşımız diyor ki küçükken şişman ve hımbıl bir çocuktum. Uzak bir yere yürüyerek gidiyorsak ablam isteyerek hızlı yürümeye başlardı. Ve ben yetişemediğim için yavaş git diyerek yalvararak ağlardım. Bunu her seferinde yapıyormuş ablası. Ne kadar vicdansızca bir şey ya. Düşünsene. Ama bak bunu ben sana yapıyorum. Bunu ben sana yapıyorum. Hele bir de yokuş yukarı çıkıyorsun. Harun çok hızlı yürüyor. Biz her seferinde yolda kalıyor. Harun ya. Hayır, bir de elinde bebek arabası yok. Bebek arabası olsa elinde kim bilir ne. Ya Harun çok hızlı yürüyor. Ben de ona yetişemiyorum. İnsanın bir zamandan sonra nabzı 200'e çıkıyor. Kalbi küt 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 küt. Öleceğim sanıyorum, bir yeter. Suratın yani. Şemali değişiyor. Çok işkenceli bir durum. Bu kızı anlıyorum. Yazıklar olsun. Erkek ve erkek. Ama sen mesela kardeşlerine böyle bir şey yapamazdın. Çünkü hepinizin bulsunuz. Evet. Şişmansınız. Ya sen kendine bak. Evlendirdi tığ gibi çocuk. Evet ya, yemin ediyorum var ya, bakın bekar gençler. Evleneceksiniz aga. Yemek yemeyin. Yani şunu kendinize bir felsefe olarak alın. Saat 9'dan sonra yemeyeceğim ulan. Yemiyorum, bitti. Geçmişsek yemeyeceğim. Ama anasını sattığımın dünyasında şimdi oturduğun zaman bir yere sürekli birileri Instagram'a giriyorsun, dürümler çıkıyor, televizyonlar tavuklar yeniyor, bir şeyler yeniyor. Karıyla sohbet ediyoruz, işte yarın ne yiyor çekelim, işte yemeğin şunsun çekelim, busun. Her yerde yemek olunca insanın hayatını geçiyor. Ya Harun'un bir kere DNA'sında var.
akşam 9'dan sonra yemeği yiyorsun mesela. 9'dan sonra ağrım başlıyor. Gülsüm çerez getirsene. Gülsüm çay koysana. Gülsüm meyve getirsene. Aa Gülsüm ben oradan cips falan almışım. Onları getirsene. O sofra hep kuruluyor böyle. Adam 11.30'a kadar yiyor, yiyor. Sonra da 11.30'da bayıyor. Benim midem çok ağrıyor. Ya şimdi yüzüme bakarak kararıyor mu? Daha zeki olacağımı söyleyip 40 dakika anlama vurarak Çin işkencesi yapan abim. Bu çok iyiymiş ya. Ulan ya abi çok ya çok fazla yorum var. 200'e yakın falan böyle yorum vardı. Öyle işlerinden daha seçtim 10 tane. 40 dakika. Hadi bak 40 defa desem sayarsın. Dönsene bir dönsene. Bir dakika. Bir dakika. 40 dakika da iyi. 40 dakika değil. Hızlı vurmayacağım. Ne sayacağım ben tamam mı? Kaç tane vuracağım? Ne kadar dayanabileceğim bakalım. Azıcık bir şey daha da. Şöyle vuracağım tamam mı? Şöyle vuracağım. Böyle tıp tıp yapmayacağım. Böyle. Tamam mı? Hazır mısın? Hayır o nasıl vurdu sen de vurdun. Tamam böyle vuracağım işte. Hazır mısın? Öyle mi vurmuş? Hazır mısın? Nereden biliyorsun nasıl vurdu? Ya böyle vurmuş işte hazır mısın? Tamam hadi. Çok hızlı vurma. Beyin nöronlarımı eksilteceksin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam git. Tırnak. 8 tane dayandım. Tırnakları batıyor çünkü. Ben tırnağım yok Allah'tan korkma. Ayrıca insanın beyni böyle gidip. Siz de döktünüz. Yap bakayım. Yapayım mı? Abanma ben sana bak hızlı yapmadım ha. Kalkıp da dam vurursan şimdi videoda sonra bak şov haberi çıkarız. Ulan şeytan üçgeni gibi. Ha, ne öyle? Ya sen kartal mi böyle yaptın? Böyle. Tamam ben öyle yaptım mı? Ben parmaklarımı öyle sıkmadım. Ben tırnaklarımı da sen hızlı vuracaksın, hızlı vuracaksın. Hayır. Parmakların sıkışından belli. Böyle benim parmaklarım ucuyor. Dur bak. Tamam hadi hazırım. 1, 2, 3. Bu ne lan? Ağaç kakan budi gibi. Tık 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 tık. Of harbi benim parmaklarım acıdı ya. 29, 30, 30. Harbi kas kapalı ya. Hiç acıdı ya. 30, 40, 41. Aha. Beynin sarsılıyor değil mi? Ya beynin sarsılıyor. Belli bir yerden sonra şey oluyor. Beynin sallanıyor böyle. Söyleyeyim. Nöronlarımı kaybettim yani. Şöyle bim de öne doğru gelsin. Gebertirim. Senem adlı bir arkadaşımız yine Mesut Süren'in fotoğrafının altına demiş ki ellerim tutup yüzüme vurdururdu. Ben ağlayınca niye ağlıyorsun? Sen kendini dövüyorsun derdi. Ben de saf saf haklı olduğunu düşünüp vallahi bu tak diye ağzını duygulayacağım. Allah çocuk aklı çok masum bir şey değil mi? Bak bu küçükken yapılmıştır ama muhakkak. Ama hepsi ya, çok masum. Ya baban tarafından ya da amcan tarafından sana yapılmıştır. Çünkü bana yapıldı ben hatırlıyorum böyle şeyleri. Belki de büyük ihtimal yapılmıştır hatırlıyorum. Çünkü mesela bak şimdi dön. Ver bana. Her şeyi uygulamayalım. Hayır bak şimdi ver bir elini. Ağzım ağzım darda. Biliyorum kızarttın hızlı yaptın çünkü sar ellerini. Serbest bırak şimdi. Çocuksun sen tamam mı? Böyle tutuyorlar. Ha bunu ben yerde, de yerde böyle yatıyorsun tamam mı? Bak şimdi. Ah yerler gibi. Diye böyle çatara çıtara giriyorlar. Bunu ben yaptım evet hatırlıyorum. Vay be. Aile insanlar var ya. Ben ya ama bak bir şey söyleyeceğim şimdi. Biz 1055 kişilik ya da 1060 kişilik şu anda bir YouTube ailesiyiz. YouTube kanalıyız tamam mı? Biz bir aileyiz. Mesut Süren'in reklama ihtiyacı olan bir adam değil. Şimdi gerçekten çok zeki bir adam ve her günde böyle çok kaliteli insanları programına konuk alarak orada bir talk show yapıyor. Ve dinlerken acayip keyif alıyor insan. Muhakkak dinleyin abi. Moraliniz bozuksa, keyfiniz yoksa açın dinleyin. Çünkü gerçekten ha tamam birazcık reklamları fazla oluyor ama o da yani yapacak bir şey yok. Herkes reklamları fazla kazanıyor. En azından Radyo Seyman kadar değil yani. Ama acayip şeyler okudum şu an. Çok acayip bir şeyler. Kardeşine bir tokat atıp da vicdan azabı çeken insanlara buradan sesleniyorum. Siz en masum insanlarsınız. Evet, abi, neler var neler. Şeye baksana kızın gözüne limon damlatıp o çok fenaydı. Renginin değişeceğini düşünmüşler ya. Var mı öyle bir şey? Gerçekten ya? Çok fenaydı ya. Ya Allah'ım yarabbim Allah. Allah neler yaratıyor ya. Çok garip bir şey ya. Allah Allah. Baksana bak şimdi dur şunun da screenshot'ını alacağım. Bunu dur bir tane bir şey gördüm. 10 oyuncu olsun bu. Bir dakika tamam, şunu 12'yi de ekle. Onu da ben ekleyeceğim. Şunu 11 dedim. Şu alttaki mi? Evet. Tamam. O çok fena ya. Bunu nasıl yaptın ya? Tamam. Bir dakika dur. Tamam şiddetlenme şimdi bilgisayara saldırırsın. Ama çok fena ya. Bu kadar vicdansız olamazsınız ayrıca. Şey yapma. Şimdi bak.
Selam. Mesut benim ablam. Dışarı çıkmamam için, korkutmak için soba ateşinden maşa ısıtıp elime değdirirdi. Bak psikopatlığa bak ya. Allah. Dışarıya çıkıyorum maşa ısıtıp emine. Ay kıyamam lan. O da küçük çocuk böyle ellerini kapatıp böyle kapatıp gözlerine sıkışmıştır. Kıyamam ya. Yazık ya. Şimdi oğlum da var ya. Kardeş yapmamayı düşündüm ona. Hem de Arto'nun çocuğa yapabileceklerini hesaplayamıyorum. Yani. Ama bak senin o 12. Benim seçtiğimi okuyacağım. Yani. Bak benim seçtiğimi ben okuyacağım şimdi. Sonuncu olsun bu. 12. Diyor ki ben kardeşime eziyet ettim. Ona anlatabilirim. Evimi sobalıydı. Sobanın üzerinde çubuk krekerleri kızdırıp kardeşimin yüzüne basardım. Çok nasıl bir çocuksun ya. Sen bu ya? Bu komik değil, bu gerçekten çok şiddet içeren bir şey. Bu bir işkence ya. Yani. Çocuğun yüzünün yanıklarını anası da mı görmedi diyeceğim şimdi burada. Yani çok yazık. Çok fena. Ya ben bilmiyorum bunları nasıl düşünebiliyorlar. Çocuksun düşünebilirsin ama ben bile belli kademede tabii ki bazı şeyler yapıyorsun. Çocuksun, sinirleniyorsun. Ama yani bu kadar olacağını sanmıyordum. Hiç. Çok şaşırdım. Biraz bu aileler mi etkiliyor acaba bu düşünceleri, bu fikirleri? Tamam çocuksun ama belli bir yere kadar bunları yapabilirsin yani. Abim geldi de geniş alandan kalktım. Abi! He? Gel hele gel. Neredesin? Gel gel buradayız gel. Hoş geldin abi. Gel. Yayına şimdi, gel. Şimdi sana bir şey soruyorum. Sor. Küçükken bana yaptığın bir işkenceyi anlat. Dişini çöktüm. Oha. Parkta dişini söktüm. Hatırladım. Şey nasıl oldu biliyor musun? O zaman böyle örgülü atkı vardı. Böyle araları delikli oluyordu, hatırlıyor musun? Hayır. Dinozorlu şey vardı o da. Kaydırak vardı değil mi? Aynen. Oraya karşıdan karşıya böyle şeyi bağlıyor. İp mi? İpi şeyi atkıyı bağlıyor. Ben yani böyle kayıyorum tamam mı? Dişim bir takılıyor ve tık gidiyor. Hatta bak. Evet Harun ortadaki dişi yok. Çok büyük. Bir tanesi yok. Öyle bir olayımız var olmuştu bizim. Var aslında. Ama çok büyük değil mi? Dişi çok büyük. İşte diğer dişini sökünce o dişi kaynadı. O kaynadı gitti orada. Bir daha çıkmadı. Başka var mı bir hatırladın? Yok. En büyüğü bu. İyi bari. Masummuş. O kadar değil. Adam krekeri bastırıp kızın suratını basmış. Daha ne oldu? Sobanın içinde kızdır kızdır suratına basıyor. Ya kız bak. Kız kardeşini kandırmış tamam mı? Gözüne limon sıkıyormuş. Rengi değişecek. Rengi değişecek diye 3 gün boyunca kız gözünü açamıyormuş ya. Aynen. Değişik Çin işkenceleri mevcuttur. Acayip şey. Ya bildiğin gibi değil. Acayip şeyler. Hadi kapatalım ya. Misafirimiz geldi. Evet. Evet. Biz çok eğlendik. Siz de inşallah eğlenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Evet. Şurada kanal. Şuradan şöyle, şöyle abone olabilirsiniz. Tamam canlarım. Mesut Süreyi dinleyin dinleyin. Hadi çık artık ya. Bu masayı da büyütmek evet, lazım. Evet, tombul ve hırımdılsanız her zaman geride kalıyorsunuz. Hayır, Harun bir masa aldı. Şurayı her zaman geride kalıyorsunuz. Bahaneler uydurma. Bahaneler uydurma senin motorun da ağrına göre.